Salih Tuna, Erdoğan'a ayak uydurmaları şart. Sermayenin ülkek olduğunu bildikleri için koro halinde güvensizlik aşılamaya devam ediyorlar. Neden kendi ülkelerinin parasına düşmanmış gibi hareket ediyorlar bilmiyorum. Bildiğim tek şey, Sadra Şifa bir önerileri de yok. Ekonomi casusları gibi sinsice spekülasyon yapmaktan öteye geçmiyorlar. Yeni ekonomik modele ve kur korumalı mevduat hesabına burun kıvırmakla kalmıyor, dalga geçiyorlar. Bunların ağzına baktıkları bir ekonomist de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Faiz neden enflasyon sonuçtur ifadesiyle şemsiye neden yağmur sonuçtur diyerek matine suare dalgasını geçmişti. Merkez bankalarının bankası konumundaki uluslararası ödemeler bankası enflasyona sebep olan 5 faktörden birinin faiz olduğunu açıkladı. Bakalım o şemsiyeyi ne yapacak? Şu bir gerçek. Bir iktisatçının analiz yapamayacağı kadar farklı değişkenlerle mücadele ediyoruz. Bu ülke Mayıs 2013 itibariyle veya gezi öncesinde son 300 yılın en iyi iktisadi göstergelerine sahipti. Mesela dolar 1.8 liraydı. Yani 2 lira bile değildi. Peki o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında iktisadi bakımdan ne fark var? Değişen ne? O günlerde oluk oluk sıcak para akıyordu. Hiçbir Ali Babacan da çıkıp cari açıktan söz etmiyordu. Nasılsa cari açık sıcak para akışıyla finanse ediliyordu. Türkiye o vakitler tabiri caizse müstevlilerin gözünde uslu çocuktu. Ne zaman ki içinde yer aldığı bölgeden Afrika'ya kadar bağımsız politikalar yürütmeye başladı harici ve dahili bedahlar harekete geçti. Gezi kalkışmasının, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk susturuculuğu yargı darbesinin ve 15 Temmuz işgal girişiminin büyük fotoğraf içindeki yeri budur. Kırılgan ekonomimizi türbülansa sokan sadece bunlar değil elbette. Dedim ya denklemde bir yığın değişken var. Global pandemi bunlardan biri. AB ve ABD geniş para politikalarına yöneldikleri için bütün dünyada emtia fiyatları anormal arttı. Bunun bizi etkilememesi mümkün mü? Sıcak para doğrudan yatırım değildir ve sıcak parayla sürgit büyüyen hiçbir ülke iflah olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik modelde artık sıcak paraya yer yok. Türkiye likidite bolluğu döneminde altyapısını tamamlamış, artık ekonomik vesayetin boyunduruğundan kurtulma safhasına gelmiştir. Lakin yeni ekonomik modeldeki paradigma değişikliği doğrultusunda bu ülke kendi kaynaklarıyla büyüyüp kalkınacaksa bunun olmazsa olmazları var. Her şeyden evvel tüm kurum ve aktörlerin Sayın Erdoğan'a ayak uydurması şart. Yani üretim seferberliğiyle ihracatımızı artırarak büyüyeceğiz diyorsak, SPK, BDDK, Rekabet Kurumu gibi kurumlar beheme hali seferber olmalı. Mesela BDDK, işletmelerin uzun vadeli ucuz kaynak maliyetlerine erişimini sağlamak zorundadır. Malumunuz bu ülkede tasarrufların %95'i bankalarda, %5'i sermaye piyasalarında değerlendiriliyor. Bu çok trajik bir durumdur. Gelişmiş ekonomilerde tam tersidir. SPK işte bu tasarruf anlayışını ne yapıp edip ters yüz etmeli. Gelişmiş ekonomilerle benzer hale gelmesini sağlamalıdır. Demem o ki, kendi kaynaklarımızla üretime dayalı bir modelle büyüyüp kalkınacaksak, tüm kurum ve aktörler kendini yenilemelidir. Bu işin lamı cimi yok değişimi gerçekleştiremezsek enflasyonist sarmalın içinde bulabiliriz kendimizi.